Köşe Bucak Dünya ekibi olarak topraklarının çoğu denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş bir ülkedeyiz. Hollanda'dayız. Siz bakmayın ufak bir ülke olmasına. Burada tarım ve hayvancılık öylesine gelişmiştir ki çiçek sektöründe, süt ve süt ürünlerinde dünyada bir numaradır. Yel değirmenleri ve Don Kişot'u Hollanda'nın masalımsı yüzüdür. Kanalları ve tarihi evleri asıl yüzüdür ve bozulmasın diye çok uğraş verilir. Çünkü bu yüzü onun silüetini oluşturur ve dünya onu bu yüzüyle hatırlar. Dünyanın en özgür ülkesi olarak bilinen Hollanda'yı gezmeye başkenti Amsterdam'dan başlıyoruz. Amsterdam ülkenin başkentidir ama hükümeti barındırmaz. Amstel Nehri kıyısına kurulmuş olmasından dolayı bu adı almıştır ve yaklaşık 1 milyon nüfusu barındırır. Amsterdam'ı gezmeye şehrin merkezi olan Dam meydanından başlıyoruz. Şehir eski çağlardan beri bu meydandan başlayarak genişlemiş. Şansa bakın ki meydanı sağanak yağmur altında geziyoruz. Köşe bucak dünya damda. Dam dediysek öyle bizim bildiğimiz damlardan değil. Daha önce Amsterdam'a geldiğim zaman seni dama götüreceğiz dediler. Damda gezdireceğiz. Ya diyorum çatıya mı çıkartacaklar beni? Nerede gezdirecekler? Dam deyince buraya geldik. Burası Dam meydanı. Yani Amsterdam'ın İskele, baraj, set meydanı manasına gelen Dam meydanı. Buraya ilk geldiğim zaman ben bizim bildiğimiz çatı dam manasına söylediklerini zannetmiştim. Dam meydanları bizi nasıl bir hava karşıladı? Tipik Amsterdam havası karşıladı. Şikayetçimiz değiliz. Buradan damdan başlayarak nasıl ki bir su damlası suya damlar, oradan yavaş yavaş kıyılara doğru gider. Biz de Dam meydanından önce tüm Amsterdam'ı, daha sonra da tüm Hollanda'yı size köşe bucak gezdireceğiz. Dam meydanında şöyle döndüğünüz zaman, etrafınıza baktığınız zaman orada bir anıt görüyorsunuz. Anıtın arkasından güzel bir cadde devam ediyor. Madame Tussaud Müzesi, asıl merkezi Londra'da olan Madame Tussaud Müzesi'nin ikinci büyük ayağı burada. Maalesef meydanın tam ortasına plaj voleybol sahası kurulmuş. Şu anda plaj voleybolu yapılıyor. Meydanın bir köşesinde de eskiden kullanılan Kraliyet Sarayı. Bir de bu tarafı göstereyim size. Buradan da istasyona giden istasyon caddesi. Şimdi kendimize bir yön seçeceğiz. Oradan Amsterdam'ı gezmeye başlayacağız. Daha sonra da tüm Hollanda'yı. Ama bu Dam meydanından başlamamın sebebi benim burada akrobasi gösterileri yapan, güzel şovlar yapan kişiler oluyordu. Size onları gösterecektim. Fırsat olur da tekrar gelirsek onları da gösteririz. Ama şimdi buyurun bu yağmurlu havada bir Amsterdam turu yapalım. Biz bundan şikayet etmiyor ve meydanı turlamaya başlıyoruz. Yağmurlu havada Dam meydanında adımımızı atar atmaz bu bisiklet taksileri gördük. Bisiklet taksileri Amsterdam'ı böyle gezmek isteyenlerin tercihi. Kısacası Amsterdam'a gelirseniz bu bisiklet taksileri kullanarak da şehri gezebilirsiniz. Şimdi de Biraz önce bahsettiğim plaj voleybolunda neler oluyor bir bakalım. Meydan alışılmışın dışında bir gün yaşıyor. Meydanın ortasında plaj voleybol turnuvası olması meydanın her zamanki sahiplerine yer bırakmamış. Güvercinler, gösteri yapanlar ve müzisyenler yok bugün. Yerlerini satıcılar doldurmuş. Dama niyet, neye kısmet? Dam meydanında biz akrobasi gösterileri vesaireler çekmeye geldik. Güneşli bir havada güzel görüntüler çekmeye geldik. Plajlarda böyle sizin için zor şartlarda çalışıyorum diyenler var. Biz de plaj voleybolunda neler oluyor diye bakmaya geldik. Gördüğünüz gibi kum getirilmiş, plaj voleybolu yapılıyor. Kraliçenin senede birkaç ay gelip kullandığı bir saray, eskiden beri kullandığı bir saray. Dediğim gibi Dam meydanında biz gönül isterdik ki güzel şeyler gösterelim. Ama plaj voleybolu, o da yağmurdan dolayı şu anda ara verilmiş. Gezmeye devam ediyoruz. Burada Dam meydanında mısır, sıcak mısır satan arkadaşımız Türk çıktı. Bu yağmur olmasaydı nasıl olurdu bu meydan? Daha kalabalık olurdu. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bize 3 tane mısır verebilir misiniz? Şimdi nar ekşilisini yiyoruz biliyoruz ama burada en çok tutulan sos çili soslu mısırmış. Çili sosu biraz baharatla ketçap andıran bir sos. Hoşuma gitti. Ya biraz peynir sosunu deneyebilir miyim? Peynir. Biraz daha peynir sosu. Ben Türkiye'de peynir soslu olduğunu hiç görmemiş, duymamıştım. Sadece tadımız bir bakayım. Tamam. Acaba nasıl bir peynir sosu? Güzel. Türkiye'deki mısır satanlara tavsiye ediyorum. Peynirli de güzel oluyor. Bu yağmurda şehri bu bisikletlerle gezmeye ne dersiniz? Her şehir meydanının vazgeçilmez özgürlük anıtı burada da var. Dam meydanının simgelerinden biri de para buldum şansım yaver gidecek. Bir dakika. Parayı görünce her şey şaşırır. Sonuçta şaşırdım. Neyse bu da espri olsun. Şu arkamda görmüş olduğunuz anıt Hollanda'nın özgürlüğüyle ilgili. Arkasında böyle süslü laflarla işte özgürlükle ilgili şeyler yazılmış. Tabii Dam meydanının simgelerinden birisi de bu. Yani biraz önceki gösterdiğimiz Kraliyet Sarayı, Madame Tussaud Müzesi ve Özgürlük Anıtı. Şimdi biz bu anıtın hemen benim soluma, sizin sağınıza düşen kısmından giderek caddeyi gezeceğiz. En renkli gördüğümüz caddelerden birisi o cadde, oraya gidiyoruz. Bakalım neler var, karşımıza neler çıkacak. Burada size cimrilikleriyle ün salmış Hollandalılarla ilgili bir hikayeyi anlatacağım. Şimdi biraz önce bulduğum 5 sentle ilgili bir hikaye anlatayım. Bu arada Hollandalılar cimrilikleriyle, tutumluluklarıyla meşhurdurlar. Hani bu demir teller nasıl oldu, icat edildi diye bir hikaye anlatılmış. Yerde benim gibi iki Hollandalı karşılaşmışlar, 5 senti görmüşler. Biri bir ucundan tutmuş, hemen öbür ucuna yapışmış. Asla bizim o bildiğimiz bakır ter icadı olmuş. Şimdi ben de 5 senti görünce sunuşu şey yaptım, unuttum. Hemen saldırdım ama karşımda bir Hollandalı yoktu. Teli icat edemedik. Tarihi evler ve kanallar arasında biraz gezinmek için bir caddeye yöneliyoruz. Sağanak sağanak yağan yağmura rağmen ki insanlar burada alışmışlar, Amsterdam sokakları tıklım tıklım. İlginç birkaç yeri gördükten sonra biraz iliğimizi çektiği, biraz da yağmurdan sığınmak için bir hediyelik eşya dükkanına giriyoruz. Dışarıda yağmur var. Biz de fırsat buldukça peynir dükkanıydı, hediyelik dükkanlardı. Giriyoruz Amsterdam'da. Hani daha önceki geldiklerimde de ben bunları görüyordum fakat ayrıntılı bilmiyordum. Delft Blue yani Delft Blue yani Delft mavisi dedikleri Nasıl bizim İznik'te çinilerimiz meşhursa, burada da bu delfin mavisi çinileri meşhurmuş ve tahta ayakkabıyı bu seramiklere işlemişler. Burada gördüğünüz gibi Amsterdam'a özgün evlerin magnetleri var, buzdolabı süsleri var, ayakkabıların buzdolabı süsleri var. Doğal olarak tahtadan yapılmış rengarenk laleler var. Eskiden köylülerin çamurdan, taştan ayaklarını korumak için tek parça ağaçtan oydukları tahta klamponları, yani tahta ayakkabıları bu dükkanda süs eşyası olarak çıkıyor karşımıza. Burada da Amsterdam ya da Hollanda deyince aklımıza ne geliyorsa onların görüntüsü, yel değirmeni ve manzaraların olduğu kartlar var. Tabii burada da klomplar var. Klomplar yani tahta ayakkabılar. Tahta ayakkabılar eskiden Hollanda'da gerçekten kullanılıyormuş. İnsanlar elleriyle ayakkabılarını yapıp köylerde giyiyorlarmış. Ama şimdi dünyaca tanınmış bir turistik meta haline geldi. Boyalısı var, boyasızı var. Bahsettiğim gibi yani bunlar artık el yapımı olduğunu zannetmiyorum. Makinelerle yapılıyor ve insanlara sunuluyor. Biz gösterebilirsek eğer, köylerde elle yapanlar olursa onları size çekip göstereceğiz. Bakalım bu dükkanın bu tarafta ne var? Bu ayakkabıların ufaklarını ben size de göstermek istiyorum. Her boyu var. Ufaktan büyüğe, renk renk. Hatta anahtarlık boyutunda olanlar bile olduğunu tahmin ediyorum. Bu tarafa geliyoruz. Mesela 1,5 euroya anahtarlık boyutunda olanlardan tutun da 5 euroya değişik boyutlarda. Tekrar bahsettiğim gibi Delft Blue yani Del mavisi, İznik Çinileri nasıl meşhursa burada da Del şehrinin mavisi meşhurmuş ve bu mavi seramikten süs eşyaları burada gayet yaygın. Sadece tahta ayakkabılar değil, tarihi evler ve laleler de kah manet olarak, kah anahtarlık olarak çıkıyor karşımıza. Amsterdam sokaklarında gezerken Cheese Gift Shop yani peynir hediyelik dükkanını görüyoruz. Bu yağmurdan kurtulmanın en güzel yolu da dükkana girmek, peynir bakmak. Şimdi işin aslını söyleyeyim. Bildiğiniz kaşar ama tüm dünyaya mal olmuş. Dışı mumla kaplanıyor ve dünyaca meşhur bir hale getirmişler. Bizde bin bir türlü peynir var. Bizim ülkemizdeki peynir çeşidi hiçbir yerde yok ama bu adamlar peyniri allamışlar, pullamışlar, bu hale getirmişler. Mücevher satar gibi dükkanlarında satıyorlar. Gördüğünüz gibi paketlenmiş, güzel bir şekilde tekerlek haline getirilmiş, yok dışı mumlu, mumsuz vesaire diye buraya tadımlık da koymuşlar. Adeta mücevher gibi sunulan peynirlerden tadıyoruz. Ne diyorum size ya? Yağlı kaşar işte, bu kadar. Yani yağlı kaşarın içine çeşitli otlar vesaireler koyarak Amsterdam peyniri yapmışlar ve tüm dünyaya satıyorlar. Güzel güzel ambalajlamışlar. Tabii Amsterdam deyince ne kadar bahsettiğim gibi tahta ayakkabılar akla geliyorsa o kadar peynir, o kadar lale ve o kadar tarihi evler akla geliyor. Biz de bunlara değinmeden etmiyoruz, edemiyoruz. Peynirler güzel ama bizim peynirlerimizin neyi eksik? Galiba biraz pazarlamayı bilmek gerek. Neredeyse şehrin her sokağında kanallar var. Amsterdam'a boşuna Kuzey'in Venedik'i denmemiş. Amsterdam'a Kuzey'in Venedik'i de deniliyor çünkü kanallarından ötürü. Amsterdam şehri tamamen kanallarla örülü bir şehir. Sadece Amsterdam değil, tüm Hollanda. Kanalın etrafını tarihi evler süslüyor. Çoğu 20 ila 50 metre bir zemine oturtulup 3 kat şeklinde inşa edilmiş. Küçücük kapılar ve daracık merdivenlerden eşyalar nasıl içeri sokulmuş dersiniz? Tabii ki her evin çatı kısmında olan şu kancalardan çekilip pencerelerden içeri sokularak. Amsterdam'da arkamda gördüğünüz evlerden çokça var. Çünkü bu evler korunuyor, teşvik ediliyor. 400-500 yıllık evler restore edilerek kullanılıyor. Tabii sadece bu evlerden oluşan güzel güzel sokaklar var. Sırf Amsterdam'da değil, Hollanda genelinde. Bu evlerin özelliği dikkatinizi çekmiştir. Daracık, incecik evler. Çünkü Amsterdam'da vergiler evin oturduğu alana göre alınıyor. O yüzden evleri küçük bir alana oturtuyorlar ve yukarıya doğru. Yani işte 30 metrekare, 20 metrekare bir alana oturtup 3 katlı yapıyorlar. Daracık merdivenlerle üstüne doğru çıkıyorlar. Fakat gel de bu eve eşyayı çıkar. Eşyayı nasıl çıkartıyorlar? Evlerin üzerlerinde kancalar var. Eşyayı da kapıdan sokmak yerine o kancalarla çekip pencerelerden sokuyorlar. Sokaklarda çok sık kafe shoplar görüyoruz. Yasal olarak uyuşturucu içilen mekanlar. Bu sık ve içlerinin dolu olması bizi şaşırtıyor. Gördüğünüz gibi kafe shopların yoğun olduğu sokakları gezdik. Size bir tanesini içinden göstermek isterdik ama genelde sorduğumuz yerler kabul etmiyorlar. Girdiğimizde şunu görüyoruz. Yani belli bir miktar esrarı, belli aromalarla içiyorsunuz. Orada onu belli bir yaşın üzerindekiler belli grama kadar kullanabiliyorlar. Bu yasal. Bu sokaklarda o tür şeylerin, kafe shopların bulunduğu bir sokak. Ama ne kadar kafe shop'a girdiysek içeriden çekimizini alamadık, size gösteremedik. Ha, bu saatten sonra, bu sunuştan sonra bir kafe shop izin verirse göstereceğiz. Aksi halde maalesef gösteremeyeceğiz. Bu sokaksa Red Light denilen sokak. Amsterdam sınırsız özgürlüklerin olduğu bir şehir. Ama özgürlük nereye kadar? Bir de hangi konularda? Ha, şimdi vergide sınırsız özgürlük veya hayatta, trafikte sınırsız özgürlük yok ama insanın beynini çürütecek, posasını çıkartacak, İnsanı zombiye çevirecek özgürlüklerde sınır tanımıyorlar maşallah. İşte burası da Red Light Street, yani Kırmızı Fener Sokağı. Burada fuhuşun, esrarın, eroinin ve ahlaksızlığın en uçta yapıldığı sokak. Tabii benim duyduğum kadarıyla hükümet bundan rahatsız ve burayı kaldırmayı düşünüyor. Amsterdam, dünyada bisikletin en yoğun olarak kullanıldığı şehirdir. Böyle bir şehirde trafik büyük sorundur ki çözüm olarak bisiklet bulunmuş. Ama şu bisiklet parkına bakılırsa yakında başka bir çözüm arayışına girilecek. Bisiklet Hollanda için çok önemli. Neredeyse Amsterdam'ın merkezinden çıkıp Hollanda'nın en ucra köşesine kadar bisikletle gidebilirsiniz. Ki bunun için özel yol haritaları bile yapılmış. Hollanda'nın her yerine bisikletle hiçbir sıkıntı yaşamadan özel yollarınızla gidebilirsiniz. Tabii kanun, kurallar çerçevesinde. Bazen dakikalarca bisikletini arayanları görürüz. Parkta bisikletini bulamayanlar olduğu gibi bunu umursamayıp herhangi bir bisikleti alıp gidenler de varmış. Son olarak Hollanda genelinde 20 milyon, Amsterdam'da ise 1 milyon bisikletin olduğunu öğreniyoruz. Katlı bisiklet otoparkı. Ama insanlar buraya geldiği zaman bisikletini nasıl buluyor? Şaşıyorum. Yani neredeyse yüz binlerce bisiklet var. Tabii her gelen bisikletini mutlaka kilitliyor. Kilitlemezseniz çalınma ihtimali yüksek. Benim en azından duyduğum o kadar. Renk renk, çeşit çeşit, yüz binlerce bisiklet. Bu kadar bisikleti bir arada ben de ilk defa görüyorum. Bisiklet parkının yanı, istasyonun önünde bir taksi durağı var. Taksicilerin çoğu Türk. Amsterdam'da istasyonun hemen önündeki taksi durağındayız. Burada şimdi biraz önce Türkçe konuşan bir arkadaşımız vardı. Arabasını çekecekler diye hemen gitti. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? Türkçe konuşuyor musunuz? Herkes böyle çekilmek istemiyor. Mesela bu arkadaşımız muhtemelen Faslı. Daha doğrusu buradaki gördüğümüz taksicilerin birçoğu Faslı. Faslı neredeyse hepsi. Biz Türkçe bilen bazen Faslılarla karşılaşıyoruz. Daha doğrusu buradakiler birçok dili konuşuyor. Burada kilometrede 2.2 euroymuş taksi ücretleri. Gördüğünüz gibi taksiler Türkiye'deki lüks patronlarımızın bindiği taksiler. Mesela hemen arkamda bir tane Mercedes görüyorsunuz. Peugeot görüyorsunuz. Burada Mercedes'in son modelleri bile taksi olarak kullanılabiliyor. Taksicilik sektörü de şu anda Faslıların elinde anladığım kadarıyla. Tam Amsterdam'dan da ayrılmaya hazırlanıyorduk ki önümüzü bir grup kesip Hristiyanlık propagandası yapmya başladı. Okay, thank you. Gördüğünüz gibi. İki dakika içinde etrafımızı çevirdiler. Güzel müzikleriyle ve elimize tutuşturdukları broşürlerle kendi dinlerinin propagandasını yaptılar. Darısı bizim başımıza diyorum. Amsterdam sanki gezimizi kısa tutmamızı istercesine bizi yağmurla karşıladı, yağmurla uğurladı. Gezilip görülecek birçok yeri sonraki sefer listesine ekleyerek şehirden ayrılıyoruz. Hollanda denince ilk akla gelenlerdendir değirmenler. Hollanda'yı gezerken yüzyıllar öncesinden kalma değirmenlerin yanı sıra günümüzde kullanılan modern değirmenlere de rastlıyoruz. Rüzgar gücüyle elektrik üreten değirmenlerden daha çok geçmiş zamanlarda tahıl öğütmek için kullanılan değirmenler ilgimizi çekiyor ve bir tanesini sizin için geziyoruz. Schiedam'da bulunan 20 değirmenden bir tanesinin önündeyiz. Mr. Franken bu 20 değirmenin oluşturduğu derneğin başkanlığını yapıyor. 15 yaş ile 58 yaş arasında değişen değirmencilerin başkanlığını yapıyor. Değirmenin hemen yanındaki evde Mrs. Kobe ile beraber yaşıyorlar. Birazdan Mr. Franken bizi değirmene çıkartacak, gezdirecek ve değirmeni çalıştıracak. Biz de değirmen nasıl çalışıyor, içinde neler dönüyor onu göreceğiz. Bu arada Mr. Franken ve Kobe Franken, Mrs. Franken bir hafta önce Türkiye'den dönmüşler. Türkiye izlenimlerini alacağız. Hemen şimdi soracağım ama sonra sohbete devam edeceğiz. What's the feel and tell me about Turkish people and Turkey. Ja, ik vind dat de Turkse mensen zijn heel erg gastvrij, heel erg vriendelijk. Ze zijn echt heel erg vriendelijk en ja, en ze werken hard. Türk insanının çok çalışkan ve arkadaş canlısı, misafirperver olduğunu söylüyor ve Türkiye'nin çok sıcak ve güzel olduğunu söylüyor. Şimdi biz Mr. Franken'den rica edeceğiz. Değirmeni çalıştıracak, bize değirmeni gösterecek. Biz de değirmenin hem içine hem dışına yolculuk yapacağız.